Ne yemek yaptın Dilek? Bir bakayım şöyle. Ah. Ya yine mi Çerkes tavuğu? Koskoca Mus Fikret evimize yemeğe misafirliğe geliyor. Sen yapacak başka özel bir şey bulamadın mı Allah aşkına? Aslında adamın buzdan heykelini yapacaktım. Yanına da küçük küçük muzlardan futbol topu yapacaktım. Niye vazgeçti? 1800 metrede Uludağ'da buz kıracağım bozuldu Faruk. Millet nasıl? Sizce Fiko bu kıyafetimi beğenir mi? Önemli olan kıyafet değil, içindekidir Arzu. Ay abla çüş yani. Ne adama iç çamaşırlarımı mı göstereceğim? Onun da içindekinden bahsediyorum. Yuh! Ya, bak gördün mü Dilek? Böylece Arzu bu yorumuyla içinde hiçbir şey olmadığını kanıtladı. Ben anladım. Siz beni kıskanıyorsunuz. Tabii Fiko geçen geldiğinde bir tek benimle ilgilenmişti. Adam yüzüne bile bakmadı. İşte tamam adamın vermek istediği mesaj bu. Senin yüzüne bakamıyorum. Çünkü baktığım zaman heyecandan bayılıyor gibi oluyorum. Olduğun yerde kal. Kapıyı ben açacağım. Çünkü bu benim mutluluğuma açılan kapı. Herkese iyi akşamlar. Sevgili Malef, bu da şey... Ah, büyük şanssızlık. Çünkü ablam sadece 4 but pişirdi. Maalesef sevgiline yok. Sevgilin aç kalacak. Öyle mi? O zaman... Alevciğim yapacak bir şey yok. Başka bir yere gideceğiz. Size de artık başka bir gece geleceğiz inşallah. İyi akşamlar. Ay şaka yaptım şaka. Ya sevgilini aç bırakacak değiliz ya. Olmadı. Ararız bir fast foodcuyu. Söyleriz şeye. Alev. Alev'e bir çocuk menüsü. Ay buyurun. Şaka yaptım şaka buyurun. Arzu. Şaka yaptım. Aa. Ama itiraf edin en komiği buydu. Dakika 90. Eğer gol atmazsak Türkiye Kupası'ndan eleniyoruz. Öyle bir sis var ki abicim göz gözü görmüyor. Top önüme bir geldi. Ben bastım deparı. Önüme geleni çalıma diziyorum. Önüme geleni çalıma diziyorum. Yürüdüm yürüdüm. Bir de ne göreyim? Önümde kale yok. Ya sağa bakıyorum kale yok, sola bakıyorum kale yok. Ya boş ver önüne baksana Fiko. Biri gelip ayağından alacak topu. Pardon bir dakika ben futboldan anlamam ama... yani hakem niye durdurmuyor oyunu? Hakemi göremiyoruz ki. Hakemi göremiyoruz ki. Adam belki maçı iptal etti. Evine gitti, duşunu aldı, yattı, uyudu. Neyse ben dedim ki bu iş böyle olmaz. Karşı kalenin kalecisine bir seslendim. Oğlum Hikmet! Senin için şöyle böyle diyorlar diye. Hikmet hemen cevap verdi tabii. Kötü söz sahibine aittir abicim diye. Ben sesin geldiği tarafa doğru bir çaktım. Sonra çeyrek finalde Bursa Spor'la eşleştik. İlk maçı Bursa Spor 2-1 kazandı. Sonra onlar rövanşa geldiler. Daha maç başladı. Sen böyle kalenin yanından topu aldın. Sağ tarafta ne kadar adam varsa hepsini dizdin. Ve gelip şöyle bir ortaya bir muz. Muz ortaya yani meyve diyorum Dilek. Ortaya biraz meyve getirsek ha. Ne istersiniz meyve? Alevciğim. Tatlım siz nerede tanıştınız Fiko'yla? Tahtirevalide mi? Salıncakta mı? Sokakta. Annem beni şeye götürüyordu. Anaokuluna. Hayır, doktora. Böyle bir kızarıklıklar vardı yanağımda. Geçmiş olsun canım. Kızamık mı, su çiçeği mi? Yok. Ha, anladım. Ergenlik sivilcesi. Tabii ya. Şimdi çıkardım. Biliyor musunuz siz kime benziyorsunuz? Melekler Konağı diye bir dizi var. Onda oynayan bir oyuncu var. Çok kötü bir oyuncu. Arzu Patlak. Evet, evet. Arzu Patlak. Biliyor musunuz? Kadın manyağın tekiymiş. Diziden kovulduğunu öğrendiğinde stüdyoyu yakmış. Hadi be.
İsteyene tatlımız var. Hatta sonradan gazetede okudum. Bir bölüm geri çağırıp bir daha öldürmüşler garibanı. Üzerinde 8 fünye patlamış. Hala ben ölmedim, ben Munich kadınım diye koşturmaya başlamış sette. İsteyene hem sütlacımız hem kalbura bastımız var. Gerçekten manyakmış yani bu kadın. Bak sen öyle deyince benim de aklıma şey geldi. Bir adam varmış. Son dakikada kendi kalesine gol atıp takımını küme düşürtmüş. Öyle bir futbolcu yani. Helal, helal. Ya Dilek, sütlaç var demiştin değil mi? Bir sütlaç getirsene sofraya. Ya da şey, neydi öbürünün adı? Kabura bastı. Kabura bastı getir, ikisini birden getir. Hatta sen ikisini birden böyle karıştırıp yeriz. Fiko, ya sütlaç demişken... Ya ne olacak bu Avrupa Birliği'nin hali? Dakika 90, maç 1-1. Hayır yani böyle gitse küme düşmeyecekler. Rakip korneri atıyor. Kaleci tam onu yakalayacak, bir çığlık duyuyoruz. Tatlım bana bırak topu diye. Ve o anda bizim futbolcumuz topa kafa atıyor. Bir topa bir kaleciye atıyor hatta. Top 90'dan kaleye, kaleci yere ve takım da kümeye. Ve tabii bizim futbolcu da ertesi gün kulübün kapısının önüne. Ya Fikocuğum, sen bilirsin neydi bu futbolcunun adı? Böyle meyveli falan bir şeydi sanki. İsteyene sütlacımızın üzerine dondurmamız da var. Teşekkür ederim ama ben yemiş kadar oldum. Ne o Fikocuğum? Son golü yiyince tıkandın galiba. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bize müsaade. Ama tatlımızı yeseydik. Elinize sağlık. Fiko, ya bu acele niye? Tatlımızı yeseydik, tatlı tatlı konuşsaydık. Kızcağızın izni 9:30'a kadar herhalde. Bizde ilk ve orta dereceli okullar kar tatiline girdiği zaman davet ederiz. Ne yapalım?